Emre ve hasta atom hakkında çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalar hakkında şema oluşturmuşlardır. Emre ve Aslı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar hakkında her doğru açıklama için 5 puan aldıklarına göre her ikisinin de aldıkları toplam puanlar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Emre'den başlayalım. Demokritos atoma dair ilk bilimsel görüş demiş. İlk görüşü bu ortaya atmıştır ama ilk bilimsel görüşü Dalton ortaya atmıştır. Bu yanlıştır. Bohr da katman modelini bulmuştur. Hatta elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıklardaki katmanlarda döner, rastgele dolaşmazlar demiştir. O yüzden bu doğrudur. Thomson yüzümlü kek modelini ortaya atmıştır ama Rutherford da modern atom modeline en yakın model demiş. Bu da yanlıştır. Bunu ortaya atan da Bohr'dur. Her ikisi de birer tane doğru cevap verdiği için aldıkları puanlar 5'tir. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. 7'liyiz. Oyun oynamak için arkadaşları birlikte park etmiş ve arkadaşların balkon üzerinde bir şeyler yaptıklarını görünce merakla onların yaptıklarını sormuştur. Arkadaşlar 7'lize de çamurlu su yaptıklarını söylemişlerdi. 7'liz arkadaşlarının yaptığı karışımda toprak ve su rahatlıkla ayırt edilebildiğini fark etmiştir. Akşam yemek masasında arkadaşlarının yaptığı karışım düşünen 7'lizin dikkatini tabaktaki salata çekmiş ve salatanın da her bir malzemesi ayrı ayrı görebildiğini fark etmiş. Yemek sonrası annesinin getirdiği çaya babası şeker atınca şekerin çay içinde kaybolduğunu görmüştür. Daha sonra kendi kendine şöyle düşünmüştür. Karışık haldeyken bazı maddeler birden çok maddeymiş gibi görünürken bazı maddeler tek bir madde gibi görünüyormuş. Buna göre 7'lizin bu düşüncesini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği karşılaştığı olaylarda gördüğü karışımların tamamı homojen karışımı örnektir demiş. Hayır, bu ifade yanlıştır. B karşılaştığı olaylarda gördüğü karışımların tamamı heterojen karışımdır demiş. Bu ifade de yanlıştır. Çay çünkü homojen karışımdır. Karşılaştığı olaylarda gördüğü karışımlardan çamurlu su heterojen karışımı, salata ve şekerli çay ise homojen karışım örnektir demiş. Bu da yanlıştır çünkü salata heterojen karışımdır. Karşılaştığı olaylarda gördüğü karışımlardan çamurlu su ve salata heterojen karışıma, şekerli ise homojen karışım örnektir demiş. Bu bizim için doğru olan ifadedir ve cevabımız da D seçeneği olacaktır. Tayfun öğretmen element ve bileşiklerin benzer ve farklı özelliklerinin belirlenmesi için tahtaya ve çıkması çizip şemanın bölgelerini farklı renklere boya ve bu maddelere ait çeşitli özellikleri aşağıdaki gibi veriyor. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. Bu bileşik için geçerlidir. Saf maddelerdir. Hem element hem bileşik için geçerlidir. Aynı cins atomlardan oluşur demiş. Bu element için geçerlidir. Moleküllerden oluşabilir demiş. Hem element için hem de bileşik için geçerlidir. Farklı cins atomlardan oluşur demiş. Bu da bileşik için geçerlidir. Devamında Tayfun öğretmen daha sonra sınıfta 3 grup oluşturarak verdiği özelliklerin Venn şemasında bölgelere yerleştirilmesini istiyor. Buna göre hangi grupların yaptığı tablolar doğru olabilir? Güneş grubu sarıya 3 numarayı yazmış elementin özelliğini. Daha sonra beyaz bölgeye baktığımız zaman ikisinin ortak özelliğini yazmış ve kırmızı bölgeye baktığımızda da sadece bileşenlerin görevini yazmış. Bu doğru olabilir. Ay grubuna baktığımız zaman da sarı bölgeye bileşiğin özelliğini yazmış. Beyaz bölgeye 2 numaraya yani hem element hem bileşiğin görevini yazmış. Kırmızı bölgeye de sadece elementin görevini yazmış. O zaman bu da doğrudur. Ve yıldız grubuna baktığımız zaman sarı bölgeye 1.'yi ve 5.'yi yazmış. Beyaz bölgeye 2 ile 4'ü yazmış ve kırmızı bölgeye 3'ü yazmış. O zaman bu da doğru olacaktır. Bize burada verilmiş olan özellikleri gruplandırdıklarında da yapılan tabloların hepsi doğrudur. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Fatma ve Duru kağıttan kestikleri şekillerle saf madde modellerini oluşturup bir oyun oynamaya karar veriyorlar ve aşağıdaki kartları hazırlıyorlar. Fatma ve Duru'nun hazırlıkları atom modelleri kartları ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olabilir? Fatma'nın birinci karttaki, Duru'nun ikinci karttaki atom modeli, Fatma'nın ikinci kartı, Duru'nun birinci kartı modelleri temsil eder demiş.
Bu ifade yanlıştır. Fatma'nın ikinci kartı, Duru'nun birinci kartı atomik. Fatma'nın birinci kartı, Duru'nun ikinci kartı moleküler modelleri temsil eder demiş. Bu da yanlıştır. Fatma'nın kartları atomik, Duru'nun kartları moleküldür demiş. Evet, bu ifade bizim için doğrudur. Fatma'nın kartları molekül modelleri, Duru'nun kartları atomik modelleri temsil eder demiş. Yanlıştır. Çünkü Fatma'ya baktığımız zaman atomik olması demek tek cins atomlardan meydana gelmiştir. Molekül demek burada baktığımız zaman iki tane farklı atom bir araya gelerek molekül oluşturmuştur. O yüzden cevabımız C seçeneğidir.